Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. DWF üzerine konuşacağız. Kendileri son zamanlarda büyük yatırımlar yapmaya devam ediyorlar arkadaşlar. DWF nerelere, neden yatırım yapıyor ve bu coinlerde neler bekleniyor üzerine genel olarak bir anlatı gerçekleştireceğiz. Tabi haberin her bölümünü okumayacağız. Yani öyle uzun uzun bir okuma olmayacaktır. Genel ve özet bir durum olacağını söyleyebilirim. Şimdi ünlü şirketten bu altcoin'lere 100 milyonluk yatırım diyor. DWF Labs, CryptoGPT veya Synthetix gibi altcoin projelerine yaptığı yatırımlarla manşetlere çıktı. Daha yakından incelendiğinde anlaşmalarının çoğunun tipik risk sermayesi yatırımları olmadığı ortaya çıkıyor. Ancak firma bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söylüyor. Bakın, şunu söyleyebilirim. DWF Labs arkadaşlar biraz spekülasyona açık kripto paralara yatırım yapar, tamam mı? Nitekim bu mantıklıdır ki hareketleri çok uzun vadeli değildir. Görün, DWF Labs bu sezon arkadaşlar büyük ölçüde satış yapar, onu söyleyebilirim. Fakat buradan şunu anlayabiliriz aslında. Küçük yatırımcı DWF Labs'ın ayı boğa döngüsünü takip edeceği ve bu bağlamda yatırımlar yaptığı gerçeğini anlayabilirse belki hangi altcoin'lere yatırım yapabileceği hususunda bir fikir elde edebilir diye düşünüyorum. Bakınız CryptoGPT. Şimdi CryptoGPT için ben şunu söyleyebilirim. Genel olarak benim desteklediğim ve sevdiğim bir proje değil. Yapay zekalar inanılmaz derecede bir katalizör oluşturuyor ve çok büyük yükseliş potansiyelleri vardır arkadaşlar. Fakat teknolojik ve teknik bakımdan CryptoGPT'den çok daha iyi projeler olduğu gibi CryptoGPT'nin bir yapay zeka projesi olarak imitasyon haberler ve imitasyon bir isim kullanması hoş bir durum değildir. Onu da söylemek istiyorum. Yani adamlar piyasaya resmen şeyi diyerek çıktı. Biz böyle bir yapay zeka meme karışımı bir şey olacağız. Biz işte Agix coin'i taklit edeceğiz. Biz spekülasyon istiyoruz der gibi çıktılar ve hoş bir durum değil. Fakat şu da bir gerçek. Evet, doğru. Sırf bu sebepten yatırımcı çekecekler. Ama kalıcılık hususunda yer edinemeyeceklerdir. Fırsat var mıdır? Vardır. Ama dediğim gibi ben çok onaylamıyorum. Synthetix'e bakarsak çok iyi bir proje. Yani bu hususta gerçekten iyi bir hareket yaptılar arkadaşlar. Burada Synthetix hakkında şunu bilmek gerekiyor. Özellikle boğa çerçevesinde büyük katlama oranları, potansiyel katlama oranları yüksek bir kripto paradır ki kendileri de bundan kaynaklı olarak buraya yatırım yaptıkları görülebilir. Burada dediğim gibi kendilerinin asıl odak noktası şu. Ayı boğa döngüsünde potansiyel katlama oranı yüksek olan kripto paraları arıyorlar arkadaşlar. Bakınız yine işlerinden bilinen FatJay projesi, Fatcoin, tamam mı? Bunların kimisi büyük olabilir, kimisi küçük olabilir. Ana unsur bu. Az önce söylediğim şey. Yine bakın FatJay projesi. Bir yapay zeka projesidir. Popüler olmasına rağmen çok ciddi potansiyel katlama oranları ihtimali ve boğa rallisinin yüksek oranda devam ihtimalini bünyesinde barındıran bir kripto para projesidir arkadaşlar ve kendilerine de yatırım yapmıştır DWF Labs. Bunun haricinde Raka projesine de yatırım yapmışlardır. Radyo Kaka'ya yanlış olmasın 16 milyon dolar gibi bir yatırım yapmışlardır ve haberin gelmesiyle büyük yükselişler tespit edilmiştir. Tabii ben burada çok fazla bir özellikle Raka için bir şey yapmak istemiyorum. Radikal bir yorum yapmak istemiyorum. Fakat DWF Labs arkadaşlar iyi bir avcıdır. İyi bir orta uzun vade yatırım avcısıdır diyebilirim. Kendilerinin görüşü ekseri Raka'nın büyük ölçüde yükseleceği yönünde olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Raka ile alakalı çok fazla görüş ayrılıkları mevcuttur. İşte ne bileyim ya, kimisi öldü der, kimisi yükselecek der. Benim görüşüm Raka için açıkçası o kadar radikal değildir. Raka öldü mü sorusunun cevabı bence hayır.
Ölecek mi sorusunun cevabı bence ilerleyen yıllarda evet. Fakat bu demek değil ki bu sezon yükselmeyecek. Yine bence ortalama bir altcoin kadar yükselebilir. Haricinde DWF Labs genelde Web3'lere yönelir arkadaşlar. Fakat kendileri salt Web3'lere yönelmemektedir. Daha çok GameFi yahut yapay zeka ile ilgilenenlere yönelmektedir. Bunun ana yapısı da zannediyorum açıklamamışlardır ama bunların daha çok zaten bir ne olması potansiyel katlama oranı barındırmasından geçtiğini düşünüyorum. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Zaten Web3'ler bakın Web3 piyasasına hala yönelinir mi? Bence yönelinmesi mantıklı olacaktır arkadaşlar. Çünkü geldiğimiz noktada her yerden yatırım almaya devam ediyor. Tabii ki ana trend mi? Ana trend değil. Ana trend olan yapay zekalar ama Web3 tarafına da yatırımlar devam ediyor. Geçen sezonun bu katalizör etkisini oluşturan, katalizör olan kategorisi Web3'ler. Bakın Abu Dhabi 10 milyar dolarlık bir yatırım yaptı arkadaşlar Web3 genelini. Haricinde Çin tarafından iki farklı fon ayrıldı. Hem Web3'lere hem de POS mekanizmasını kullanan yapılara. POS'un da altını çiziyorum. POS da çok destekleniyor şu an. Yeni bir teknoloji olduğu için ve Ethereum benimsediği için inanılmaz derecede hype. Ki ben ilerleyen süreçte Pav'ın yerini alabileceğini düşünüyorum. Regülatörler de POS'a biraz daha yatkın ve POS'u desteklemeye daha müsait olduklarını dile getirmek istiyorum. Şimdi Web3'ler olarak ne var? Tabii bunlar yatırım almaktan ziyade doğal bir yükseliş etabı ihtimalini bulunduran projelerdir. Bakınız Ethereum en büyük Web3 projesidir ve çok büyük bir yükseliş ihtimali barındırır arkadaşlar hala potansiyel katlama oranı bakımından. Bakınız Polkadot projesi yani Dogecoin elde tutma oranları en yüksek kripto paralardan biridir ve ciddi ölçüde yükselebilecek projelerden biridir halen. Aynı zamanda bu sezon için Solcoin FTX'ten kaybettiklerini telafi etmeye hazır görünüyor. Beraberinde Polygon projesi yani Matic Coin arkadaşlar. Yine piyasada hem bilinen aynı zamanda çok güçlü diyebileceğimiz projelerden biridir. Bakınız Çin'in hype'ını almaya hazır ve önceden de almış olan çok fazla yatırım çekmiş Conflux projesi yani CFX'ten söz ediyorum. Bir o kadar güzel, sağlam ve güçlü projelerden bir tanesidir. Web3'ler de böyledir arkadaşlar. Durumlar da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.